Merhabalar herkese ben White Rabbit Yeni bir gündem videosuyla karşınızdayız Şöyle bir gündeme göz atacak olursak Öncelikle Tayko'nun Geçenki gündem videomuzda Call of Tayko etkinliğinden Bahsetmiştik ve Bugün itibariyle de O etkinlik başlamış oldu İşlemler için Verdikleri link üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz Ayrıca Galaxy üzerinde de görevleri var Bu işlemleri Tamamlayabilirsiniz Bunun dışında bugün ee, Niyan eardrobu yapıldı biliyorsunuz e, Şöyle bir memnuniyetsizlik oldu Geç climb olayları oldu Climb etmek isteyenler Uygun oldukları halde Uygun olmadıklarını gördüler e, Orada böyle bir aksaklık oldu e, Kazanç olarak aslında Oyun oynayanlar kazandıkları miktarlardan Memnunlar gibi görünüyor Sen ne diyorsun Neta? Yani 500 dolar, 700 dolarlık bir kazanç. 3 hafta 4 hafta oyun oynayıp Para kazandı insanlar. Biz çok oyun meraklısı olmadığımız için çok oralara giremedik. İşte ufaklıklarda biz de bir şeyler aldık. Ama bu şey mevzusu hoş değildi. Yani saat işte 10.30'da açılacak dendi. Yok listelendi. İnsanlar climb edemedi. Bu hoş değil. Yani e, biz nedir? Bir projenin verdiği sözleri tutmasını bakarız. En önemli sözü de yani ben işte atıyorum ürünü bana diyorsa ben önceden işte klima ettireceğim sen hani benim oynadım ben seni ödüllendireceğim Yapım, yapılamadı. Ama fiyat 0.20 0.40 arasında gitti geldi. Ya yani yine oynayanlar memnundur. Çok büyük bir, bir kara leke olmadı Nian Heroes için diyelim. Ethereum'un ve Solana kalkışmasından bahsedelim. Şöyle ZK'ya falan geçip ona mı gelelim? Ne Ya dersin? aslında Solana ve Ethereum ve Bitcoin kalkışmasından bahsedelim. Biz Olur. normalde 11-12 gün önce güzel bir e, ee, ne alınır hocam ne alınır videosu yaptık. Ee, ya aslında orada da şimdi piyasanın bir diplerde görmüştük. 60 bin dolarlarda 59 bin dolara bir piyasa çakıldı. Biz i̇şte oralardan dedik buralardan mal almak mantıklı. Bitcoin'in son dönemleri dedik artık almak istiyoruz. Bitcoin zaten yapacağı 2x, 3x yani maksimum 2x, 2.5x falan yapacak buradan. Yani bir işte atıyorum buradan belki 0.5x bekliyor insanlar. 90 bin dolarda bitecek diyen var bu açta. İşte 120, 110. Ben biraz 100 evet. yüzü geçecek, geçirecek, geçtireceklerini düşünüyorum. Arthur Hayes ne diyor? Arthur Hayes e, yani 1 milyon diyor zaten. O e, <laughs> yani, Hayes her zaman şeydir e, piyasayı hype'lar. E, yani Arthur Hayes gibi adamlara ihtiyacımız var ya piyasada böyle. İşte Ene gibi projeler falan güzel abi geliyor. İşte sana diyor ki bana TVL olarak beni destekle. Ee, ben memnunum Arthur e, piyasaya kattıklarından diyeyim. Ee, şimdi Bitcoin aslında şöyle bir şey oldu. Bitcoin dominansı bir 56'dan 54'e bir yüzde bir geri geldi ve biz aslında piyasada dominansın birazcık geri geldiği bütün piyasanın kalkış yani yukarı doğru gittiğini gördük. Tabi bunlarla ilgili mevzu aslında Amerika'da Demokrat Parti ve biliyorsun Cumhuriyetçi Parti'nin bir başkanlık savaşı var işte Trump ve Biden arasında ya da işte Demokrat Parti kimi çıkaracaksa Biden'ın karşısına. Aslında biraz gençler, Amerika'daki gençlerin kriptoya ilgisi de yüksek. Burada da aslında bir geçen hafta 0.25 0.25 e, Ethereum ETF'in onaylama ihtimali görünüyordu ve %75'i çıkınca aslında biz dün şeyle iki gündür e, Bitcoin balinaları pardon Ethereum balinaları Ethereum sattı bilmem ne haberleri gördük aman kar mı almak lazım piyasadan falan diye mi insanlar düşünürken e, ETF'in %75 onaylanacağı edeceği işte sek demiş ki e, ETF ilgili şu düzenlemeleri yapın. Yani bir orada bir yeşil ışık görünce insanlar saldırdı. E tabi şey dedi 3600-3700'ü falan gördü. 3800'e doğru gitti e, Ethereum. ve zaten Ethereum arttı bir piyasada e, bütün piyasa hava yani bir yukarıya doğru zıpladı diyelim. Bir tur zıpladık yukarıya doğru. E tabi Solana'da 180'lere falan geldi. Yani Solana hiçbir şeyden etkilenmemiş gibi oldu. Ethereum işte bu yılın en yüksek değerlerine ulaştı Bitcoin'de e, piyasadaki iyi hareketten işte ETF alıcıları ya yani ETF üzerinden Bitcoin ETF üzerinden e, büyük işte Fidelity'dir BlackRock'tır falan onların da alımları falan gelince o da bir 70 bin doların üstüne kendine attı bugün 69 denemesi yaptı güzel oldu yani hafiften de böyle bir temizlik oldu e, tam da bizim 12 gün önce ne, ne, alınır dediğimiz yerden mal olan insanlar %20, %30 karda. Yani hemen hemen hepsi evet. karda. Ee, hem de ee, yani teknik analiz falan vermiyoruz. Normalde piyasanın döngüsüne göre bir ee, işte atıyorum bir temel analiz üzerinden bir denklem anlatmaya çalışıyoruz. E, Solana'nın hype zaten ortadaydı. Zaten hiçbir şey kaybetmemiş gibi. 180 dolarlara falan geldi. Ethereum da istediğimiz yere geldi. yani Piyasa için her şey çok olumlu. Şu an güzel. E, tam da biz söyledik bir gün içerisinde de e, piyasadan bunun karşılığını görmüş olmamız güzel oldu diyelim. Evet bence de. Şimdi şöyle bir bakacak olursak aslında bugün en çok heyecanlandıran haberlerden bir tanesi The Block'un yayınladığı haber. O da ZK Sync'in planlamasının Haziran ortası gibi e, gelecek olması AirDrop için e, sonunda hani en azından ay olarak bir kafamızda zaman belirmiş oldu. Lütfet, e burada, lütfettiler diyelim. sorma. Yani. Buradaki aslında e, belki konuşacağımız şeylerden biri ticker. Yani normalde işlemler yapılırken hep hani ticker'ın ZKS olarak çıkacağı e, konuşuldu ve hep aslında paylaşımlar bunun üzerinden oldu ama ZK olarak geleceğini öğrendi. E, Binance o ZK'nın değil mi? ZK onun listelemesi olmadığı için sanırım orada bir öne geçmek istediler. Yani, anlamsız olmuş yani ZK Sync ilgili ZKS diye sürekli insanlar paylaşım yaptı işte atıyorum ne bileyim yani niye böyle bir şey yaptılar ben hiç anlamadım bir bir mantık üzerinden yaptılar herhalde o mevzuyu ben tam algılayamadım. Ama e, 13 Haziran around zaten şeyde de haberde de öyle görünüyor. Bu da The Block'tan çıkmış olması zaten artık bunun hani kendileri vermedi, The Block üzerinden vermişler haberi. E, ya hayırlı uğurlu olsun ya farm yapanlar falan filan deli gibi para kazanacak buradan cüzdanlarımıza güzel bir şeyler vurursa memnun oluruz. Piyasada bir 5000, 3000'in üstü 5000, bin, 15000 bin falan var. Ben öyle şeyler beklemiyorum. Yani 2000 olsun, bizim olsun. İyi cüzdan 2000 alsın yeter abi. Ben çok da öyle büyük bir şey beklemiyorum. Büyük bir şey gelirse de eğlenmiş oluruz güzel. Para kazanmış oluruz. Yani bence de. Ama bence dün senin gelmez, etmez. İşte kimilerine çaktın fenomenlere, bilmem ne falan. Şu arkadaş derse gelmez falan filan dedim. Bence piyasa sana buralardan bir şeyler gönderdi. Yani piyasaya gönderdiğin enerji ters tepti diye düşünüyorum. <laughs> ya da Mansur'un ahına aldığı yüzü suyu hürmetine ZK Sinki. Olabilir böyle dedikodulara mahal verdi. Aslında e, garip mesela bak ZK direktman bir şey açıkladı üstüne. Tayko açıkladı. Yani böyle bir airdrop furyasına doğru girir, gideceğiz gibi görünüyor. Yani piyasa diyor ki hani Hani burada mısınız böyle bir yokluyor hani şu evet. an aslında piyasada içeride miyiz içeride değil miyiz biraz karşılıklı sanırım deniyoruz piyasayla birbirimizi diyelim. Evet giveyler düşükten çalıştıysanız buralardan karşılığını alacaksınızdır işte. Ee, aslında bir başka şeye geçelim senin mübarek öngörülerin üzerine Ayvon'un. Ha, evet değil mi? Bir, sonraki, bir önceki video... Aslında yatırım almasını söyleyelim ondan sonra geleceğim. Binance Labs'den, Labs'den e, ee, bu yatırım aldı. Bunu da direkt Binance Bugüne kadar paylaştı zaten. Yatırım almamış olması Binance Labs'den, Binance Labs'in Ayvo. Ayvo çok iyi bir proje. Biz ya şunu bir kere bugün %10'la yakın bir yükselişte sergiledi bunun üzerine. Aslında bir sürü haberin içerisinde öldü bu haber ama... Ya gerçekten eğer bir merkeziyetsiz borsada şeyiniz yoksa bir yatırımınız yoksa Ayva hala düşünülebilir. Birincisi bence market cap'i çok az. Yani 100 milyon doların altında market cap Ayva için çok komik. Yanlış hatırlamıyorsam 80-90'larda falan market cap'i. Tabii ki token kilit açılımı %11'de falan bu biraz kafa karıştı ama burada Westing'e falan bakmak lazım. Tepeden mal satmak isteyecekler. Yani Ayva'yı 4 dolar 5 dolarlarda ben, ben çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. 1 milyar dolar Tabii sonra bir hedef de verilebilir ama ilk başta bir 400-500 milyon doları çok rahat görecektir. 4-5x ben buradan göreceğini düşünüyorum. Ya market kipini şu an tam hatırlamıyorum ama hani yanlış hatırlamıyorsam geçen gün bakmış 80-90'lardaydı. Ee, şimdi airdrop ve staking kampanyası da açmışlarken yani aslında bir değerlendirilebilir mi? Ben hani açıkçası ben şöyle bir kendim bir gözücüyle baktım. Ee, yani çitten bir merkeziyetsiz siz borsanın içinde değilseniz bir stake, mi tek vesaire yapmadıysanız fiyatı iyi ee, bence biz de güzel yerden gol atmışız diye düşünüyorum e, hazır Övü'den bahsederken ve ZK Sing'den bahsetmişken aslında Övü e, üzerinde ZK'yi listelediler. şöyle bir bakalım bu arada en son baktığımda fena bir fiyatı yoktu. Şu anda da 0 0.69 olarak görünüyor. ZK'nın fiyatı Piyasa da. 1 dolar civarı bekliyor. 0.51 arası muhtemelen oralarda bir yerlere otur. Belki açılışta atıyorum bir 1'in üzerine atar ama yani yine geleceği yerler muhtemelen buralar. Çünkü ciddi bir fiyat baskısı olacak insanlar sat yani satacak. <laughs> <mı>? satacaktır. <laughs> ee, bunun dışında e, EtherMail ile ilgilendiyseniz o da airdrop'unu e, açıkladı. Onda 12 Haziran olarak belirtmişler eğer evet. ilgilendiyseniz. Evet, Haziran'da bir airdrop furyası göreceğiz gibi görünüyor. Evet öyle görünüyor. Ee, gala hacklendi biliyorsun. Yani 200 milyon dolar dendi dün. 21 milyon coin falan diyordu. 200 milyon dolarlık bir kayıp var herhalde. Token basıp satmışlar Uniswap'tan. Geçmiş olsun ne diyelim. Yani Gala'ya ya biz ilgi göstermedik. Zaten bir şeyler oyun projesi ise falan çok oralarda diliz bir biz biraz da Galata şey gibi bir oyun merkezi gibi. Ee, yani ne bileyim çok fazla biz yakın olduğumuz bir proje değil. Geçmiş olsun. Yatırımınız varsa bir göz atın. Ee, ya sizin coin'inizi satmamışlardır da sizin coin'inizin değeri düştü yani, yani. Buralardan ne yapacaklar? Şimdi burada ekip burada ne yapacak? İşte ayağa kalkacak mı? Kalkmayacak mı? Galanın burada varlığını tanımladığı şey dönemi olacak yani Allah'tan piyasada biraz hype'lı ya bunu umarım kolay şekilde atlatırlar ama yani 200 milyon dolar da öyle çok kolay atılacak bir şey değil umarım hacker'la maker'la anlaşırlar yani diyeceğim ama sattılar zaten coin'leri bildiğim kadarıyla ee, bunun dışında e, debriç e, biliyorsunuz debriçten bir süredir bahsediyoruz. Orada da puan sisteminin nasıl bir şeye dönüşeceğinden bahsedildi ve Airdrop yapacaklarını açıkladılar. E, community ve için için %20'lik bir pay var gördüğünüz gibi. Ekosistem içinde %26'lık bir pay ayrılmış. Aslında debriç kullanmadıysanız ve erkenden bunu açıkladıklarına göre aslında hala kullanılabilir görünüyor. Biraz fiilleri yüksek gelebilir. E, yani platform fiisi açısından ama o puan kolay toplanıyor. O yüzden belki bir miktar ayırıp işlemler yapmak lazım diye düşünüyorum. Bizim de üzerine düştüğümüz bir proje. Evet ben olsam yani ben olsam demeyeyim ben bu hafta devir kasarım. Yalnız burada dağıtımda ben stratejik partner %17, Deverage Foundation %15, 32 kendimizi alırız demişler. Yani biz bu oran gerçekten hoş değil bence çok ama yani işte şey de var. Partneri stratejik partneri bilmem neydi yani almasa pi piyasayı yani piyasada o projeyi yürütmüyorlar. Ee, tabii ki kapital içeride olacak. Ee, onun kaçışı yok ama burada yani lança mança da iyi. Komüniteye de iyi vermişler. Yüzde yirmi de iyi yani. Ee, evet, evet. Debiriç'e bence bu hafta kasılır yani açıklanana kadar, snapshot aldık diyene kadar yapıştırın geçin yani. Ee bunun dışında Farkestir'da Paradigm'den 150 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Farkestir'in enteresan bir hype'ı var. Biz bahsetmiştik daha i̇şte önce evet, Farkestir'da. Bahsetmiştik, o yüzden ilgileniyorsanız bir Farkestir'a kayıt olun deriz. Bunun dışında da e, Humanity'nin e, Waitlist'i var. Bu waitliste de katıla bilirsiniz. E, var mı ekleyeceğim bir şey gündemle ilgili? Aslında bugün öyle çok bir şey büyük ama önemli haberler birikmiş. Evet, ZK'nın gelmiş olması, işte Tayko açıklandı, iç geliyor. Yani ne olacak? İşte Hyperlane kalıyor elde, Scroll kalıyor, zora kalıyor büyüklerden. Yani bunlara bir yani aslında giveyler düşükken çalıştıysanız ekmeğini yiyeceksiniz. Yemeğlasın, yani ağlamaya evet. ağlama sekansına katıldım. Hep işte giveyler düşükken işlem yapan insanlar, malına sahip çıkanlar, işte marjinde işte şurada burada kaldıraçta parayı ezmeyen insanların ödüllendirileceği döneme doğru gidiyoruz. Burada dominansa dikkat çekmek lazım. Yani küçük bir dominanstaki oynama küçük bir haberle beraber piyasayı bunu şaha kaldırdı. Yani şöyle bir şey var. Ee, ben birkaç, bir iki haftaya kadar bu bir buçuk aylık bir düşüş dönemindeki bütün malını spot tuttuğun hiçbir şey olmamış gibi geri alacağını ve yükseliş piyasasını geçeceğimizi düşünüyoruz. İşte satmadıkça zarar değilsin. Her zaman doğru değildir ama bu dönemde iyi projelerdeyseniz son bir buçuk ayda size bir şey olmamış olacak. İşte spot malın güzelliği bu. E, spotta malınıza sahip çıkın. Bu malı biz tepelerden e, yeni giren kardeşlerimize e, ee, vereceğiz. Onlar da işte oradan nereye kadar götürebilirlerse ee, güzel yerlerden maliyetlendik. Yani biz sen de bir evet. buçuk yıldır inanılmaz derece piyasanın 6-7 yıldır bu son bir buçuk yıldır çok iyi bir plan çerçevesinde ee, bu da videolarla da insanları besledik. Spotum, spotta airdroplar vesaireler. Şimdi yeni evet. projeler de araştırıyoruz. Onlar da gelecek. Ya, piyasaya küsmemek lazım. Devam etmek lazım. Ee, yani ben piyasadan memnunum. Memnun olmayacak bir durum da yok. Ee, bakalım ZK yeni zenginlerini yaratacak mı diyelim. Evet öyle. Ee, bu seferlik gündem videomuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.